Aydınlar Köyü'ndeki gezimiz devam ediyor. Sizin de izlemiş olduğunuz gibi muhteşem bir ortamdayız. Şu anda köy muhtarı yanımızda. Onunla beraber gezeceğiz parkı. Şairler de programına başladılar. Şiirlerini okudular. Ve piknikçiler de var. Bakın şu tarafa dönüyoruz. Burası bir köy. Köyde işte böyle çocukların da oynayabileceği alanlar var. Efendim merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl bir ortam? Nereden güzel, geldiniz diye soralım. Ben normalde buralıyım da Konya'da çalışıyorum. İzinle geldik. Senelik izinle buradayız. Her tatilde gelir misiniz? Genelde geliriz. Yani. Nasıl, özlem var mı? Var tabii. Baba yurdu sonuçta. Özlem oluyor. Fakat bu hizmetleri görünce daha güzel şeyler. Bu tür böyle bir parkın burada olması çok bizim için büyük avantaj. Böyle bir ortamın olması büyük avantaj. Elazığ'da çoğu yerde yok böyle bir şey. Ki zaten diğer şehirlerde hiç yok. Yani ben şehirde olmayan birçok olanak burada. Kesinlikle. Mevcut. Kesinlikle. İşte köyümüzün büyükleri, muhtarımızın çalışmaları bayağı bir bizi sevindiriyor tabii. Bizim için mutluluk verici bir şey. O yüzden her sene gelmeye çalışıyoruz. Elimde geldiği müddetçe buraya gelmeye çalışıyoruz. Yani. Ne güzel yani bu ortamda seni de bir bulabilsem çok olmadık yerlere gidiyorsun. Bana da kameraman dayanamıyor. Her gün bir tane eskitiyorum. Bugün yine Tolga'ya ile birlikteyiz. Çok güzel bir ortamda, yağmur altında, bu sıcakta inanılmaz bir ortam. Kameramız ıslansa da biz mutluyuz şu an yağmurda, böyle yağmurla birlikte. Ne yapıyorsunuz bakayım siz burada? Nereden geldiniz? Nereye geldiniz? Oynadınız mı parkta? Herkes çok mutlu. Evet, gezimiz devam ediyor. Ben Mustafa Okçu. Bu parkın müstaciliyim. Burayı çalıştırıyorum. Bu köylüyüm. Burada oturuyorum. Parka da bakıyorsunuz. Tabii parka bakıyorum. Evet. Öyle yani. İşçilerden beklentileriniz? Valla beklentilerimiz dışarıdan Elazığ'dan veya çevre köylerden buraya turistlerin gelmesi. Bunun için uğraşıyoruz zaten. Bu etkinlikler, ondan sonra şeyler. Burayı tanıtmak yani gayemiz. Ortam da güzel yani. Tanıdıktan sonra gelir. Gelenler beğeniyor herhalde. Bilmiyorum yani. Yapanlara bir soralım bakalım, beğeniyor mu? Tabii bir sorarsanız iyi olur. Eğer eksiklerimiz varsa biz onu tamamlarız. Yardıma ihtiyacınız var mı? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Valla ya pişiremesek de çok iyi yeriz ha. Zaten sizin için hazırladık. Eyvallah. Nereden geliyorsun? Ben Ankara'dan geldim. Bu köyün açılış töreni için gelmiştik. İşte ben buralıyım. Ben bir Ankara'dan geldik. Yani bu, evet, Hükmü Bey'le birlikte işte geldik. Hı hı. Bir hafta 10 gündür buradayım. Tadını çıkarıyoruz. Tadını çıkartmaya anda. Çalışıyoruz işte. Yani böyle. Yoğunluk gitti şimdi. Sıra. Aynen bu yoğunluklarda. Evet, aynen evet. Evet abicim siz? Ben Elazığlıyım. Bu köylüyüm. Siz o zaman yani biz anlatalım köyünüzü. Siz bize sorun köyümüzü nasıl buldunuz diye. Yani nasıl değil buldunuz? Yani? Nasıl buldunuz? Yani muhteşem. Biz sadece buradan diyoruz ki yani burayı yalnız bırakmayın gelin. Yani şey olarak yani doğal olarak çok güzel bir yer. Çok güzel. Köyümüz gerçekten güzel. Ama şeyinden çekincemiz köyün doğasının bozulması. Gelen misafirlerimizden tek isteğimiz temiz tutmaları, dikkat etmeleri. Buralar her yerde yok. Yani Elazığ'ın her yerinde böyle yerler yok. Üstelik bakım yapılıyor. İşte sağ olsun büyüklerimiz paralar harcıyorlar buralara. Paralar harcıyorlar burada işte tesisler kuruyorlar. Misafirlerimizden ricamız sadece dikkatli olmaları. Bizim de ona o kurallara uyup temiz tutmamız. Yani isteğimiz o. Özellikle kendi köylerimden şunu istiyorum. Bu köyü canlı tutsunlar. Herkes mutlaka bu köye gelsin. Her hafta sonu burada geçirsinler. Benim tek istediğim bizim köylerimden kendi özellikle onu istiyorum. Mutlaka bizim köye her hafta gelsinler. Bunu da yayınlarsanız çok sevinirim. Tabii kesinlikle. Biz de sansürsüz yayınlıyoruz. Köylülerin köylerine sahip çıkması, pikniğe gelenlerin de çevreye sahip çıkmaları, bu güzel ortamı batırmadan yaşatmak ve böylesi bir ortam da Elazığ'da pek nadir bulunan
yerlerden bir yerdeyiz. Teyzeciğim hemen size tekrar geri geliyorum. Teyzeciğim nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür hamdolsun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Muhtarın kayınvalidesi. Torpilli. Hüseyin tanıyor musun? Hüseyin kim efendim? Hüseyin Orhan nasıl tanıdı mı? Hüseyin Gazi Orhan'dı. Hüseyin Gazi Orhan'ın annesisiniz. Annesiyim, evet. Ben saygılar sunuyorum. Hüseyin Gazi Orhan'ı tabii ki tanırız. Hüseyin Gazi Orhan'ı bizim camiye de tanımayan yok. Meslektaşımız. Sağlığınız, saatiniz iyi. İşte idare ediyoruz. Yazları mı geliyorsunuz? Yazları mı geliyorsunuz buraya? Şehirde kalıyorsunuz. Kışın şehirdeyiz, yazın da köydeyiz. Çok güzel bir köyünüz var hanımefendi. Evet, daha da güzeldi ama işte böyle çeken gitmiş biraz sahipsiz gibi kalmış. Artık en azından yazları gelirler de sahip çıkarlar. Uzak yerde olan nasıl gelir her hafta? Elazığ'dakiler geliyor. Yazlık gelsinler yani tatile gidecek. Tatil zamanı geliyorlar. İyi, onu en azından... Biz de memnun oluyoruz, onlar da oluyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için.